Fatih Sultan Mehmet'in portresi videosundan sonra ülkemizden çalınan tarihi eserler hakkında video yapmamı isteyen birçok yorum geldi. Bazıları ise bu eserlerin nasıl çalındığını anlamadığını yazmış. Ben de sizin için artık bu da çalınmaz, imkansız diyeceğiniz eserlerin ülkemizden kaçırılış sürecini farklı bir pencereden anlatmak istiyorum. Yüzyıllar boyunca sadece taş parçası olarak görülen arkeolojik kalıntılar geçtiğimiz 300 yıldan bu yana anlam ifade etmeye başladılar. Osmanlı Devleti'nin duraklamaya başladığı ve Avrupa'da yaşanan bir takım gelişmelerin gerisinde kaldığı dönemde Anadolu topraklarında bulunan pek çok arkeolojik eserler dönemin batılı arkeologları tarafından keşfedilerek yerlerinden sökülmüş ve bir şekilde yasal ya da yasal olmayan yollarla kendi ülkelerine gönderilmiştir. Yurt dışına kaçırılan tarihi eserlerimiz arasında en önemli sırada yer alan Bergama Zeus Sunağı oldukça hızlı bir şekilde keşfedilmiş ve gemilerle parça parça Berlin'e taşınmıştır. Aslında önemli olan Zeus Sunağı'nın nasıl ya da kimin tarafından kaçırıldığı değil, bunun altında yatan temel sebeptir. Evet, 1878 yılında Almanlar gelip sunağı kaçırmışlar. Ancak bu işin arka planında yatan şey nedir? Çünkü sadece Zeus Sunağı değil, 18 ve 19. yüzyıllarda Anadolu'da bulunan pek çok tarihi eser Batılılar tarafından kaçırılmıştı. Gelin olayı biraz geniş pencereden ele alarak anlatmaya başlayalım. Osmanlı Devleti'nde eğitim anlayışı araştırmacı düşünceye dayanmayan bir sistem üzerineydi. Zaten gerilemesinin ve çöküşünün bir sebebi yeniliğe açık olmayıp çağa ayak uyduramaması gösterilir. Eğitim sistemindeki bu yetersizlik nedeniyle Anadolu insanı hiçbir zaman geçmişiyle bağ kuramamış ve tarih onlar için hep 1071 Malazgirt'ten sonrasını kapsamıştır. Oysa aynı coğrafyada yaşayan halkların tarihleri ve kültürleri süreklilik gösterdiği için Luvilerin, Hititlerin, Frigyalıların, Likyalıların, Kapadokyalıların, İyonyalıların, Roma'nın, Doğu Roma'nın, Selçuklu'nun, Osmanlı'nın ve sonunda Türkiye Cumhuriyeti'nin aynı toprağın mirasçısı olduğu gerçeğinin eğitimde yer bulması gerekirdi. Ancak bu alınan eğitimden veya dünya görüşünden dolayı Anadolu'da yatan tarihi zenginliğin kimse farkında değildi. İngiltere, Fransa ve Almanya'da arkeolojik sit alanları olmamasına rağmen hepsi arkeoloji müzelerine sahip. Üstelik buralarda sergilenen eserler dünyada eşi benzeri olmayan şeyler olup binlerce parçadan oluşan koleksiyonlara ev sahipliği yaparlar. 300 sene önce Rönesans'ın etkisiyle başlayan tarihi eserlere ilgi Avrupalı kral ve generallerin dünyanın çeşitli yerlerinden eserler toplatılması sonucunu doğurmuş. Tarihi eser sömürgeciliğinin bu denli artmasının ardından 1820'de İtalya'da, ardındansa Yunanistan'da tarihi eserlerin yurt dışına çıkarılmasını yasaklayan bir yasa çıkarılmış. Aynı zamanda dinsel ve kültürel olaylarda işin içine girince Avrupalılar hedefini savunmasız ve korunmasız durumda olan Osmanlı topraklarına çevirmişlerdi. Böylece Avrupalıların Osmanlı'nın üstündeki kültürel sömürgesi başlamış oldu. Gelelim bu koskoca tapınağın Almanya'ya taşınması olayına. Zeus Sunağı'nın kaçırılarak Berlin'e götürülüşünün başrolünde Karl Humann isimli bir Alman mühendis vardı. 1865 yılında Bergama Karayolu'nun yapımı için Anadolu'ya gelen bir inşaat mühendisiydi kendisi. O dönemde Avrupa ülkeleri tüm dünyada büyük bir arkeoloji soygunu başlatmışlardı. Bu anlamda dünyanın dört bir yanına yollayıp finanse ettikleri maceraperest ve arkeoloji tutkunu gezginleri bu amaç uğruna kullanıyorlardı. Ve tabii ki Karl Humann da sadece bir mühendis değil, aynı zamanda bir arkeoloji meraklısıydı. Daha da ilginci ise içindeki Zeus Sunağı tutkusuydu. Antik Anadolu ile ilgili birçok kitap okuyup araştırma yapan Humann, bölgedeki toprak altında uyuyan bir Zeus Sunağı olduğunu çok iyi biliyordu. Humann, görev yaptığı tüm süre boyunca aslında tüm enerjisini ve dikkatini bu değerli topraklarda kaybolmuş Zeus Sunağı'nı bulmaya adamıştı. Bölgeyi didik didik arayan Humann, şans eseri Akropolis'te aslan tasvirli büyük bir kabartma bulmuştu. Hem bunu
hem de Bergama'da bulduğu birkaç parça eseri bir gemiyle Berlin'e göndermişti. Almanya'ya gönderdiği bu örnekler Kraliyet Müzesi Müdürü olan Alexander Konze'ye ulaştı. Bu parçalar Konze'nin de oldukça ilgisini çekmişti. Bir anda Alman hükümetinin dikkatini çekti bu durum ve hemen çalışmaların başlamasını iletti. Gizli gizli başlayan kazı bir anda iki devlet arasındaki bir meseleye dönüştü. Fakat her durumda Almanya'nın eline bakan ve hali hazırda borçlu olan Osmanlı'nın karşı çıkacak gücü yoktu. Alman hükümeti Hümen'a kazı çalışması yapabilmesi için bir lisans düzenledi ve finansman sağladı. Ayrıca Osmanlı'dan da tren rayları karşılığında gerekli izinler alındı. Ve parça parça sökülerek koskoca tapınak paketlenip gemilerle Berlin'e götürüldü. Günümüzde Berlin'de gezilecek yerler arasında Bergama Müzesi ilk sırada yer alıyor. Ve yıllık 1 milyon kişi tarafından ziyaret ediliyor. Tabii bu tek değil. Ülkemizden kaçırılan bu gibi binlerce eser var. Millet Agorası'nın kuzey kapısı, Bergama Athena Tapınağı, Afrodisyas'tan çalınan ihtiyar balıkçı heykeli, British Museum'daki Halikarnas Mozelesi parçaları, antik kentten çalınan Nöreitler anıtı, İngilizlerin çaldığı bir başka eser olan Eros başı, yine İngilizlerin çalarak British Museum'a götürdüğü Datça'daki Kinos aslını, Amerika Birleşik Devletleri'nde sergilenen Hermes ve Çocuk Dionysos mozaiği, Fransızların çaldığı Üç Güzeller mozaiği, ayrıca yine Almanlar tarafından çalınan Truva hazineleri. Lakin bu Truva hazineleri 2. Dünya Savaşı sonunda el değiştirmiş ve Almanya'dan Rusya'ya getirilmiş. Bu hazinelerin ülkemizden kaçırılmasının sorumlusu da şu arkadaş. Henrik Truva'yı bulmak için 1800'lü yılların son çeyreğinde Batı Anadolu'ya gelir. Yıllarca burada kazılar yapar. Asıl amacı hazineler olduğu için tarihi alanı dinamitlerle kazar. Tarihi katmanları alt üst eder. Bakın bu fotoğrafta hala kendi adıyla anılan açtığı yarıklardan birini görüyorsunuz. Bu kadar uğraşın sonunda Truva'yı bulur. Katmanlara verdiği zararlar, açtığı yarmalar bir yana paha biçilemez hazineler bulur. Ve bu hazineleri çantalarla, bavullarla, rivayetlere göre elbiselerinin içinde yurt dışına kaçırır. Karısıyla birlikte yurt dışında balolarda, eğlencelerde Truva takılarıyla hava atar. Burada da eşi Truvalı Helen'e ait olduğuna inanılan takılarla görülüyor. Şunlar da Rusya'da sergilenen Truva hazinelerinden birkaç örnek. Bu devletler bütün antik şehirlere girmişler, ülkedeki bütün tapınakları yağmalamışlar. Yetmemiş, Konya'daki Beyhekim Camii'nin Çinli mihrabını bile komple söküp Almanya'ya götürmüşler. Bir de büyük devletlerin yanında küçücük Danimarka gelip koskoca Osmanlı'dan tarihi eser çalmış. İşi biraz daha abartıp Osmanlı'nın son zamanları yani işgal dönemi İngilizler İstanbul'un fethinde kullanılan şahi toplarını alıp götürmüşler. Bu da Osmanlı döneminde Irak'tan çalınan iştar kapısı. Bunlar bizden çalınan, daha doğrusu Osmanlı döneminde ülkemizden yağmalanan ama Osmanlı'nın bu yağmalamayı sadece seyrettiği, bazılarına ise destek verdiği tarihi eserlerin sadece birkaçı. Bunlar gibi daha binlercesi var. Osmanlı topraklarında başlayan tarihi eser kaçakçılığı 1914 yılına kadar devam etti. İngilizler, Fransızlar, Almanlar ve sonradan katılan Amerikalılar, Anadolu topraklarında kendilerince önemli gördükleri pek çok tarihi eseri kendi ülkelerine taşımışlar. Ve hepsi bugün kendi müzelerinde sergileniyor. Bu durum her ne kadar üzücü olsa da en azından tarihi eserlerimize onların bizden daha çok sahip çıktığı aşikar. Çünkü videonun başında Osmanlı halkının tarihe bakış açısına değinmemin sebebi bu tarihi eserlere hiçbir zaman önem verilmemiş olmasıydı. Çünkü geçmişte tüm bu mermer kalıntılar köylüler tarafından taş ocağı yapımında ya da başka şeylerin yapımında kullanılmak için yerlerinden sökülüyordu. Bir nevi kötünün iyisi olmuş durumu. Ayrıca halk olarak tarihe ve arkeolojiye bakış açımızda bugün bile değişen bir şey yok. Bugün Türkiye topraklarındaki pek çok tarihi eser yine yabancılar tarafından çıkarılmakta.
Almanlar 140 yıldır iki büyük dünya savaşı haricinde hep Bergama'da bulunmuşlar. Ve hala şu an bile oradalar. Maalesef. Tabii bir de Tarsus'taki o bilinmeyen esrarengiz kazı var. Orada neler döndü bilmiyoruz. Son sözlere gelirsek, bugün yurt dışındaki müzelerde sergilenen eserlerimizin ait oldukları yere geri dönmelerinin herhangi bir yolu var mı bilmiyorum. Ancak umarım bir gün tüm bu eserler gerçek yuvalarına geri dönerler. Konuyla ilgili görüşlerinizi yorumlar kısmına yazın, tartışalım. Bir sonraki videoda görüşünceye dek kendinize iyi bakın, hoşça kalın.